Sevgili izleyiciler, yeryüzü cenneti İstanbul, boğazıyla her şeyiyle on numara, fevkalade. Dünya ülkelerinin insanlarını konuk ediyoruz bu güzel ülkemizde. 9 tane ülkeden kaç tane misafirimiz var hocam? İşte daha önce de belirttiğim gibi yaklaşık 90 misafir bu şu an burada bulunmaktadır. Evet. 9 ülkede, Avrupa'nın 9 ülkesinden misafirler bulunmaktadır. Daha önce belirttiğim gibi Danimarka, Almanya, İspanya, Yunanistan, Romanya, Çek Cumhuriyeti 2 üniversiteyle Litvanya ve Letonya'dan misafirlerimiz bulunmakta bu AVE projesi kapsamında. Bir derslerimizin birinci haftasını tamamladık. Bugün onlara bir dinlenme ödülü vermek evet, istedik ve İstanbul'a getirdik yani. Evet, hem onlara Türk kültürünü tanıtmak, evet. Hem tarihimizi tanıtmak, hem de akşam üzeri de şu saatlerde İstanbul'un evet. güzelliklerinden tatları alması için de şu feribot turunu organize ettik. Fevkalade. Sevgili izleyiciler, sabah saat 6 Sakarya Üniversitesi'nde kahvaltıyla başladı yolculuğumuz. İki otobüs yola çıktık. Oradan topluca Topkapı Müzesi'ne geldik. Ayasofya Müzesi'ni, Sultanahmet'i gezdik. Sonra serbest gezi yapsınlar diye onları serbest bıraktık. Ardından da Boğaz gezisine çıktık. Tabii Boğaz gezimiz de bitmeyecek. Daha sonra Taksim'e geçeceğiz. Taksim'de de gece 12'ye kadar özgürce eğlenecekler, dolaşacaklar istedikleri gibi. Sonra da ver elini Sakarya'ya deyip döneceğiz. Ama evet. proje bitmiyor, devam ediyor, edecek de İstanbul'da. Sonra Sakarya'ya döndükten sonra kaç gün kalacağız orada? Ondan sonra yeniden yarın pazar serbest günleri olacak. Ondan sonra pazartesiye 5 gün yeniden eğitim programı yoğun olarak devam edecek. Ve ondan sonra cumartesi günü ve pazar günü ülkelerine geri dönecekler. Evet. Ve böylece bu yoğun 14 günlük ve 14-15 günlük programlarda hem Türk kültürünü, hem Türk evet. tarihini, hem de birlikte konu, ana konu olan ortak yaşama bilincini ve demokrasi bilincini ve Avrupa bilincini ve vatandaşlık kavramını evet. böylece en öğrenmiş, en yaşamış, en görmüş olacaklar yani. Evet, bu arada yanımızda bir tekne gidiyor. Kameramanım az önce onu gösterdi, ona döndü. Yunuslar gibi böyle evet. yan yana gidiyoruz. Tabii son derece mutlu bakıyorum, yüzlerine bakıyorum. Hepsi fevkalade mutlular. Tabii dalgamız da bizi biraz evet, sallıyor. Bu arada bazı konuklarla görüşmeye çalışalım. Evet. Önce bir Türk kızlarımızla sohbet edelim. Aramızda bu organizasyonda yer alan bir kızımız var. Neler söyleyeceksin, kendini tanıt. Tamam, ben Sakarya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden Özlem Dinç. Bu projeye ilk defa katılıyorum. Ve bu bir hafta süre içerisinde çok eğlendim, çok şey öğrendim. Farklı kültürler, yeni insanlarla tanıştık. Her şey yolunda gidiyor, her şey keyifler yerinde. Hiçbir sorun yok evet. yani. Ah, düşer var mı? Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, büyük bir dalga geldi. Kendimizi tutmakta zorlanıyoruz. Evet. Sence nasıl hissediyorlar kendilerini? Bence her şey yolunda, herkes keyifler yerinde, bakıldığı zaman herkesin yüzü gülüyor. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Tabii bu arada ben seni mi tutmaya çalışıyorum, sana mı tutunuyorum bilmiyorum. Ama Osman Hocam da arkamdan beni tutuyor tabii. Mecburen oldukça dalgalı bir denizdeyiz. Evet. Evet, ekleyeceğim başka bir şey var mı? Ekleyeceğim, her şey yolunda, keyifler yerinde. Evet. Herkese iyi günler diliyorum. Tanıyalım seni de. Ben de Sakarya Üniversitesi'nden okul öncesi bölümündeyim. Adım Selen Çinmen. Bu organizasyonda ilk defa yer alıyorum. Arkadaşım İnci sayesinde, o önermişti bana da. Biz de çok eğleniyoruz, çok yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlarımıza. Peki senin gözünle yabancılarımızı bir anlatır mısın bugün ne hissettiklerini? Çok eğleniyorlar, çok mutlular. Sürekli bizimle muhabbet kurmaya çalışıyorlar, bizi tanımaya çalışıyorlar, ülkemizi tanımaya çalışıyorlar. Mutlular yani, her şey yolunda şimdilik. Arada konuştuklarınızda neler söylediler size? Bizi çok yetenekli olduğumuzu, ülkemizin çok güzel olduğunu söylediler. İşte örnek alınması gerektiğini söylediler. Böyle yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, dalgalanmamız devam ediyor. Evet. Tanıyalım seni. Ben İnci Ilgın, Sakarya Üniversitesi okul öncesi öğretmenliğindenim. Bu projede daha önce Osman Hoca'nın projesinde de bulunmuştum. Çok iyi bir organizasyon yapıyor zaten kendisi. Osman Hoca'nın projelerinde olmaktan çok mutluyum. Daha önceden Türkiye'ye gelen arkadaşlarımız da tekrar geldiler bu projede. Tanıdık insanlar var.
farklı kültürler var, farklı ülkeler var. Onlar bizim buraya ülkemize geldikleri zaman bizim ülkemizi çok merak ediyorlar zaten. Özellikle İstanbul'u merak ediyorlar. Buraya gelmemiz de çok büyük bir avantaj oldu onlar için. Öyle. Evet, ne mutlu bize o zaman. Evet. Evet, gel bakalım şöyle. Evet, böyle arada yakalayacağız. Evet. Saçlarını açarsa yüzü de görünecek. Ben de kolundan tutayım ki düşmesin. Evet. Tanıyalım seni. Ezgi Gökgün, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tam İlk Öğretmenliği 3. sınıfım. Çok güzel vakit geçiriyoruz. Proje çok iyi gidiyor. Herkes çok mutlu. Boğaz turu harika. Böyle. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bir başka kızımızı getirdik. Merhaba. Merhabalar. Tanıyalım seni. Büşra ben. Sakarya Üniversitesi'nde fen bilgisayar öğretmenliği okuyorum. 3. sınıftayım. Nasıl gidiyor Boğaz gezisi? Boğaz gezisi çok güzel gidiyor. İstanbul gezisi komple güzeldi ayrıca. Çok güzel gidiyor. Çok beğeniyorlar, çok değişik geliyor onlara. Evet. Eğitimler de çok güzel gidiyor. Evet. Aranızda en iyi İngilizceyi kim biliyor? Hoca biliyor. Hoca biliyor. Sizlerden? Bizlerden. Anlıyorlar tabii ki. Anlaşmaya en çalışıyoruz. Çok en çok. Özlem biliyor. Çünkü Özlem'in bölümü İngilizce öğretmenliği. Evet, Özlem. İsterse dönüşünün sonuna. Sevgili izleyiciler, Özlem bir kızımızı alıp getirdi bize. Özlem, nereli kızımız ya? Sorar mısınız? Tamam, where are you from? I'm from Albania, but I live in Greece. Albanyalı normal Bulgaristanlı ama Yunanistanlı doğmuş büyümüş, Yunanistanlı. Peki bugünkü geziyi kısaca bize özetler mi? Tamam. How do you summarize this day? In Sakarya? No, in Istanbul. In this trip in Istanbul. Yeah, yeah. How I feel about that? Yeah, yeah, yeah. It's really amazing and I really like it. This boat trip is the best for me. It's the second time I'm in Istanbul and I really enjoy my stay here. Okay. Burada çok eğlendiğini söylüyor. Zaten ikinci defa gelişiymiş. Her şey yolunda diyordu, aynı şekilde eğlendiğini söylüyor. Evet, peki. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bir kız daha. Rica ederim. Rica ederim. Evet. Öğrenmiş. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, bir konuğumuz daha var. Onun da görüşlerini alacağız. Sevgili hocamız vasıtasıyla önce bir tanıyalım mı kendisini? What's your name? Andrea. I'm from Romania, from Oradea. Oradea Üniversitesi'nden Andrea öğrenci olarak programa katılan öğrencilerimizden birisi. İstanbul'a daha önce gelmiş mi? Have you ever been in Istanbul? No, this is my first time in Turkey and in Istanbul. Ya ilk kez Türkiye'ye İstanbul'a geliyormuş. Peki, özellikle bugünkü İstanbul'un bir değerlendirmesini onun gözüyle neler hissetti, neler gördü onu anlatsın. Okay. Can you relate the Istanbul trip today? What did you see? How was it? It was, and what do you think about? Okay. Yes, so it was a unique experience. We saw the mosque from Istanbul, the blue mosques, Hagia Sophia and the others around. We went to bazaar, yeah. And then we came here. So it was a unique and extraordinary experience. Bugün tabii biz diyor özellikle camiden Blue Mosque diyor, yani Sultanahmet'ten çok etkilenmiş. Ayrıca Ayasofya ve diğer alan ve sonra Grand Bazar'ı da çok beğendiğini söylüyor ama camiyi çok etkilendiğini söylüyor. Ayrıca bu gezinin de çok orijinal olduğu ve bu unique bir, yani eşsiz bir deneyim olarak tanımlıyor bugünü yani ve çok mutlu olduğunu kısaca görüyor. Yani anlaşılıyor ki konuklarımız biz buradan çok mutlu göndereceğiz. Elinizden geleni yapıyoruz. Bunda çok güzel bir payı var. İşimiz bu. Biz de Sakaryalı olarak gurur duyuyoruz tabii. Konuklarımızı mutlu etmek, onları bu şekilde buradan uğurlamak zaten en büyük keyfimiz. Yani tabii ki işimiz bu. Profesyonel bakmak zorundayız olaylara. Evet. Profesyonelliğin gereği olarak da yapılması gerekenleri en iyi şekilde, yani hem konunun içeriğine hem de ülkemizi tanıtmak fırsatı olarak bu yaklaşık 90 kişiye ve bunların birçok arkadaşı var. Bu fırsatları kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Evet. And I would also like to thank you, Osman, and Sakarya University for this opportunity. Thank you a lot. You're welcome.
Also bana ve diyor ben sadece koordinatörüm ve Sakarya Üniversitesi'ne ve bu projeye teşekkür ediyor yani. Ben çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. He is also telling you welcome and thank you very much attending our program. Thank you, okay. Thank you. You're welcome. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi çok güzel bir günün sonuna geliyoruz. Herkesin çok mutlu olduğunu gördük. Ne mutlu bize, herkese teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, boğaz turumuz devam ediyor. Tabi hava kararmaya başladı. Görüntümüzde biraz loşluk olabilecek ama mecburuz, yapabileceğimiz bir şey yok. Tabi bu arada bir hocamız var yanımızda. Tanıyalım kendisini, nereden geldiğini de öğrenelim. He is asking, where are you from? I'm from Germany, in the north, near Denmark border, very close to near to Denmark's border, Flensburg Universität, and it's, we are very glad to hear and can be a member of this conference, because it is a very important thing in schools and teaching the teachers to have migrations in the classrooms. Also, we are very glad about to be here in Turkey, because the Turkey migrations group in Germany is the biggest. Yeah, okay, just okay. I have to. Mm-hmm. And Ms. Sabine Gürol, öğretim üyesi, Flensburg Üniversitesi Almanya'da. Flensburg Üniversitesi Danimarka tarafında kalıyor, Hamburg'un kuzeyinde. Ve Almanya'da tabii en büyük grup diyor Türkler ve burada bu projede, bu konferansta yani Türklerle birlikte olmaktan, bu konuları burada tartışmak ve bunları yapmaktan da çok memnun olduğunu ve doğal olarak tabii ki Türkleri tanıma adına da daha büyük bir şans olduğunu düşünüyor kendisi. Evet, peki ben kendisine şunu soracağım. Böyle bir manzarayı dünyanın kaç yerinde, nerelerinde görebilme şansını evet yakaladı. What do you think about the panorama of Bosphorus and how many places in the world you can see this panorama? What do you think about? No other place in the world is so nice, so beautiful as here, that Bosphorus on panorama or city Istanbul, I think so. Okay. It's a great thing and it's a good feeling and it's a, for the idea of Europe and Asia or East Europe, here's a bridge between. Okay. It's a good place for this. Yeah. Dünyanın hiçbir yerinde göremeyiz diyor. Ya bu sadece burada yani East, Doğu Avrupa'nın güneyinde ve Asya şeyin birleşim noktasında. Bu çok unik bir yer yani, özel bir yer ve bunun bir başka yerde şeyi yok diyor. Yani ve çok güzel duygular hissediyorsun bu ortamda. Yani bunu açıklamak da çok kolay değil diyor. Yani duygularını, bu şeydeki hissettiklerini bugün. Peki benim için arkasına bir daha baksın ve neler hissettiğini çok özet olarak anlasın. And he is asking, he is wanting from you, look at your back for him and what do you feeling? There's very luxury and what I feel. I see the flag of Turkey and I see the nice buildings and show me ancient history buildings. I like it very much. Yeah. I love history. Yeah. Arkamıza baktığımızda Türk bayrağını ve çok historian tarihi binaları görüyoruz ve çok lüks binaları görüyoruz. Ya yani benim için bunlar tabii ki diyor çok sıra dışı yani çok ve çok güzel manzaralar diyor. Anladınız peki, mı? Peki kendisine çok teşekkür ettiğimi beyefendiyle. Thank you very much for this conversation to attend the activity, okay? And also yanımızda bir de Danimarka'daki üniversiteden bir doçent doktorum mevcut. Adı Frank Jensen. Yes. Frank, what do you think about the academic program and about today's program? I think that the academy program is very, very important. Young people from all over Europe coming together, discussing their culture, and they get a lot of impressions that they can bring back home with them and hopefully use when they are to teach, because our society is turning more and more multicultural. So we need young people who get a bigger understanding for each other and their common culture. Yeah.
bu akademik program olarak diyor çok önemli bir idea olduğunu, yani düşünce olduğunu düşünüyorum. Burada bunu yani kültürler arası birleşimi, vatandaşlığı diyor tartışmak, ondan sonra buradan bu kadar üniversiteden gelen öğrencilerin birlikte etkileşmesi ve buradan aldıkları dersler, bilgiler ve bu etkileşimini kazandırdıkları yarın döndüklerinde bunları diyor kesinlikle sınıflarına taşıyacaklar. Taşımak zorundalar bu farklılık. Çünkü Danimarka'da diyor gittikçe çok kültürlü bir ortama dönüşüyor. Doğal olarak bunlar da bunları burada öğrenme ve bunları ülkeye taşıma şansı yakalayacağı için bunun çok özel bir program olduğunu düşünüyorum. Peki. Her ikisine de teşekkür ediyorum. Okay. Also he is telling you thank you very much for attending. The last one, what do you think about today and Istanbul? Today I think it has been very beautiful. I've never experienced a big city like this with so many cultures, and it's obvious that you have Europe on this side, you have European side and Asian side. The Asian side on the other, and the cultures who have been meeting here for so many years. Yeah. We saw in Sofia that my fellow Danes have been here many years ago, the Vikings. And it was very interesting to see, and I think it's a very very interesting city with so many cultures coming together. Yani onlar Viking olduklarını söylüyor, onlar da böyle şeyler var ama orada tabii ki kültür diyor, kültür boyutuna baktığımızda burasının oralardan farklı olduğunu ve çok farklı kültürlerin karıştığını, bunun karışımlarını da izleyince çok net görebildiklerini, tabii bunu bir arada görmek, bir tarafta ayrıca Asya, diğer tarafta Avrupa ve bunların birleşim noktasında bunları şey edebilmek de, görüp anlayabilmek de diyor. Ayrıca çok büyük bir şans olarak değerlendiriyor ve çok büyük bir deneyim olarak kendisi için de ifade ediyor. Biz de herhalde başka diyebilecek bir söz bırakmıyor yani bizim ülkemiz ve İstanbul adına. Biz de ona çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much, Frank. And I hope you will have good experience about Turkey and Sakarya and Istanbul. And also Turks in Denmark, they are living. Thank you. You are welcome. Thank you for giving us the opportunity to come here. Thank you very much. Very great experience. Buraya bize bu şansı verdiğiniz için de diyor sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Bu çok büyük bir deneyimdir. Sağ olun diyor. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la. La 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 la. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna, kurduna, yunusuna emraha, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdun dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la 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 lay 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 lay. Gözü pek yanık bağrı, türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı. Ben gönlümü gerisi Allah kerim, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la la lay lay la la.
Bir başka